Türk futbol tarihinin belki de gelmiş geçmiş en şanlı maçını konuşacağız bugün. Hikayemizi de aslında o maçın kahramanı üzerinden anlatmaya çalışacağız. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Almanların Türklerle maç yapalım da fark atalım halka moral olsun diye organize ettiği 110 bin Alman taraftarın önünde oynanan Türk milli takımının ve 19 yaşındaki gencecik bir kalecinin sahada acayip bir direniş gösterdiği o müthiş maçı konuşacağız. Hadi başlayalım. Maçın değil ama hikayemizin başlangıcı 1932 yılına dayanıyor. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hızıyla büyümeye, kalkınmaya çalıştığı yıllar. Bir yandan ülkenin dört bir yanında kurulan fabrikalar, diğer yandan sanayiden tarıma, ulaştırmadan madenciliğe yapılan yatırımlar. Kısacası başkent Ankara'nın harıl harıl çalıştığı yıllar. Tabi başkentin en gözde, en hareketli yeri Cumhurbaşkanı'nın kaldığı Çankaya Köşkü. Ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bir yandan inkılaplar yapıyor, bir yandan memleketin ekonomik altyapısını hazırlıyor bir yandan da yurt dışından gelen siyasetçileri kabul edip onlara yeni cumhuriyeti anlatıyor. Takvim yaprakları 15 Mayıs'ı gösterdiğinde tam da bu telaşının bu yoğunluğun arasında Çankaya Köşkü'ne müjdeli bir haber ulaşıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün özel kalem müdürü Sabit Şevki Şeren ve Fransızca öğretmeni Mülevver Şerinin nur topu gibi bir erkek çocukları oluyor. Sabit Şevki Atatürk'ün en sevdiği en güvendiği adamlardan biri. Gazi Paşa'nın çocuk sevgisinde bildiği için çıkıyor Atatürk'ün odasına. Oğlumun adını siz koyarsanız beni çok mutlu edersiniz diyor. Mustafa Kemal çocuğun adı Türkay olsun diyor ve böylece Türk futbol tarihine damga vuracak o isim o gün ortaya çıkıyor. Türkay daha çocuk yaşta spora merak sarıyor. O zamanlar futbol henüz diğer spor dallarının önüne geçmiş falan değil. Minik Türkay uzun boyunun da etkisiyle sokaklarda hem futbol hem basketbol hem de voleybol oynuyor. Bu arada o yıllar hem memlekette hem de dünyada siyasi iklimin sertleştiği yıllar. Atatürk'ün vefatı sonrasında Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü ile Baba sahibi Şevki arasında bazı anlaşmazlıklar var. Bu arada Almanya'da Adolf Hitler önderliğinde komşu ülkeleri tek tek işgal etmeye başlamış durumda. İsmet İnönü Çankaya'da köklü bir değişikliğe gidip yeni bir dış siyaset oluşumuna karar verince Baba Sabit Şevki Şeren de Ağrı'ya kaymakam olarak gönderiliyor. Bu atama aslında Şeren ailesinin bir nevi bölünmesine sebep oluyor. Baba Sabit Şevki Ağrı'nın yolunu tutarken Anne Münevver Şeren çocuklarıyla memleketi Çorlu'ya yerleşiyor. Küçük Türkay, Fransızca öğretmeni olan annesi Münevver Şerin'in de etkisiyle devlet parasız yatılı okulu sınavına girip Galatasaray Lisesi'ni kazanınca daha çocuk yaşta İstanbul'un yolunu tutuyor. Bu arada o yıllar 50 milyon insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'nın en korkunç en çetin yılları. Avusturya, Macaristan, Danimarka, Fransa derken neredeyse tüm Avrupa'yı fetheden Almanya Rusya'nın kapısına dayanmış durumda. Politik manevralarla Alman işgalinden kurtulan Türkiye ise savaşın etkisiyle ekonomik anlamda çok zor yıllar yaşıyor. Yani İstanbul'da bile eğlence hayatının, gezmenin, tozmanın en aza indiği dönemler bunlar. O yüzden de Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okuyan çocuklar hafta sonlarında izinli olmalarına rağmen geçmiş yılların aksine çok fazla dışarı çıkamıyorlar. O yıllarda çocukların en büyük keyfi lisede yemeğine maç yapmak. Türkay Galatasaray Lisesi'nin iç avlusunda oynanan maçlarda kimi zaman kaleye geçiyor kimi zaman da goller atıyor. Tabi buraya önemli bir not düşelim Galatasaray Lisesi o yıllarda Galatasaray futbol takımının altyapısı olarak görülüyor. Yani lisede okurken sporda başarılı olan öğrenciler bir şekilde Galatasaray Kulübü'ne geçiş yapıyor. İşte tam da bu yüzden o okul maçlarının bir tanesine Galatasaray'ın İngiliz teknik direktörü Pat Molloy gelmiş durumda. O günde tesadüf eseri Türkay Kale'yi koruyor. İngiliz hoca kim bu çocuk diye sorduğunda adı Turgay Çorlu'dan geldi diyorlar. Şimdi Türkay Turgay'a nasıl döndü onu merak ediyorsunuz çok kısa anlatayım. Bildiğiniz gibi Fransızca'da ü harfi yok o yüzden lisedeki Fransız hocalar ona Türkay yerine Türkay diyor. Ve zamanla o isim Turgay'a evriliyor. E tabi arkadaşları da makara olsun diye ona aynı isimle hitap etmeye başlayınca Türkay'ın okuldaki adı Turgay oluyor. Ve tabi bu ismi ömrünün sonuna kadar taşıyor Türkay. Neyse az önce anlattığım sebepten dolayı İngiliz hoca maç bitiminde. Turgay gel bakalım buraya yarın Galatasaray'la antrenmana çıkmak ister misin diyor. Tabi bu genç Turgay için rüya gibi bir teklif. Ertesi gün soluğu Galatasaray futbol takımının antrenmanında alıyor. İngiliz teknik adam çalışmanın sonunda Turgay'ı çağırıp sende kaleci kumaşı var bu işe asılırsan takımda kalırsın diyor. Turgay Şeren daha çocuk yaşta Galatasaray futbol takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlıyor. Aslında o zamana kadar kalecilikle ilgili hiçbir hedefi, hiçbir planı yok. Ancak İngiliz hocanın da telkiniyle kariyerini bu şekilde oluşturmaya karar veriyor. Turgay bir yandan lisede derslerine çalışıyor, bir yandan da nasıl kalecilik yapılacak onu öğreniyor. Karşı karşıya ne yapılır, yan toplara nasıl çıkılır, hangi pozisyonda nasıl durulur hepsine ders gibi çalışıyor Turgay. Tabi bunları yaparken yıllar geçiyor. Bu arada 2. Dünya Savaşı bitmiş, Almanya adeta yerle bir olmuş durumda. Bir yandan Ruslar, bir yandan İngilizler, iki taraftan Almanları adeta sıkıştırmış, Hitler, başkent Berlin'e inşa ettirdiği Kurt Kapanı isimli sığınakta intihar etmek zorunda kalmıştı. Almanya o yıllarda tam anlamıyla harabeye dönmüştü. Bazı şehirlerde İngiliz bombardımanı nedeniyle ayakta tek bir bina bile kalmamıştı. Buna rağmen Almanlar hızlı bir restorasyona girmiş, adeta yeniden ayağa kalkmak için tüm gücüyle çalışmaya başlamışlardı. Takvim yaprakları 1951'i gösterdiğinde, savaştan çıkan Avrupa'da sosyal hayat tekrardan eski haline dönmüştü. Konserler, sinemalar, tiyatrolar çoktan başlamış, korkunç savaşın izleri kısa sürede silinmişti. Elbette bu süreci en zor, en sıkıntılı atlatan Almanlar olmuştu ama sonunda onlar da normal hayatlarına dönmeye başlamışlardı. Futbol Almanlar için eskiden beri çok büyük bir tutkuydu. Alman devleti topluma normal hayatı geçtikleri mesajını futbol üzerinden vermeyi planlıyordu. Başbakan Adenauer savaş sonrası büyük bir onarımdan geçen Berlin Olimpiyat Stadında özel bir maç tertip edilmesini istemişti. 100 bin kişi alabilen Berlin Olimpiyat Almanların adeta göz bebeğiydi. Almanlar orada bir maç yaparak tüm dünyaya biz yıkılmadık ayaktayız mesajını vermek istiyordu. Başbakan Adenauer spor bakanı ile yaptığı toplantıda o stada gelen herkesin evine mutlu şekilde dönmesini istiyorum. Çok zayıf olmayan ama fark atabileceğimiz bir takım ayarlayın demişti. Dönemin spor bakanı ve futbol federasyonu başkanı kafa kafaya vermiş bu maç için Türk milli takımının uygun olacağını söylemişti. Neticesinde Türkiye konum itibariyle bir Avrupa ülkesiydi. Adı sanı duyulmamış ufacık bir ülkeyle maç yapmaktansa Türkiye ile oynamak çok daha prestijliydi. Hem de Türk-Alman ilişkileri tarih boyunca çok iyi olmuştu. Türkler bu daveti reddedemezdi. E tabi bu tercihte Türkiye'nin o yıla kadar henüz profesyonel bir liginin olmamasının da etkisi büyüktü. Sanayi atılımı yapmış, Avrupa'ya hatırı sayılır miktarda tarım ürünü ihraç eden Türkiye futbol konusunda biraz geride kalmıştı. Türk futbolu o yıllarda İstanbul Ligi ve Türkiye Şampiyonası gibi organizasyonlarla şekillendirilmişti. Bazen ikilik aynı anda oynanıyor, aynı yılda iki tane şampiyon çıkıyordu. İşte biraz da bu yüzden Almanlar herkesi mutlu edecek özel bir maç için Türkiye'yi seçmişti. Elbette Almanya'dan gelen bu davet, Türkiye'de sevinçle karşılanmıştı. Türk milli takımı uluslararası organizasyonlarda yer alacak kadar güçlü değildi. Son 14 yılda sadece 15 maç yapabilmişti ve bu maçların 8'i özel karşılaşmaydı. Yani o yıllarda milli takımımızın maç tecrübesi yok denecek kadar azdı. Neredeyse senede sadece bir maç yapabiliyordu Türk milli takımı. O yüzden de futbolun devi Almanya'dan gelen bu davet Türkiye'de memnuniyetle karşılanmıştı. Takvim yaprakları 17 Haziran 1951'i gösteriyordu. Berlin stadında kapasite aşılmış 110 bin Alman taraftar tribündeki yerini almıştı. O yıllarda uluslararası maçlarda 8 farklı 9 farklı mağlubiyetlere rastlamak mümkündü. Türk milli takımı sahaya çıktığında Alman taraftarlar iki ellerini açmış 10 işareti yapıyordu. O gün stada gelen Almanların hepsinin neredeyse beklentisi tarihi farklı. Alman milli takımı da savaş sonrası gövde gösterisi yapmak istiyor. Taraftarın bu isteğine karşılık vermeyi planlıyordu. Burada bir de özel bir parantez açalım. Türk milli takımı elbette tecrübesiz ve biraz da amatördü. Ancak yetenek anlamında Türkiye belki de en önemli jenerasyonlarından birine sahipti. Fenerbahçe'li Lefter, Beşiktaş'lı Recep bunlar özel yetenekleri olan oyunculardı. Uluslararası olmasa da yaş itibariyle tecrübeli bir kadroya sahiplerdi ama kale, gencecik bir çocuğa Galatasaray Lisesi'nden çıkma Turgay Şer'ine emanet edilmişti. Santra birlikte Alman milli takımı adeta hücuma geçmişti. E tabi Alman futbolcular da Türklerin kendileri karşısında çok fazla varlık gösteremeyeceğini düşünüyorlardı. Oysa evdeki hesap çarşıya uymayacaktı. 5. dakikada Türk milli takımı baba lakaplı Recep Adanır'ın attığı atak golüyle 1-0 öne geçmişti. Bu gol Almanlar üzerinde soğuk duş etkisi yaratsa da çabucak toparlanmışlardı. 110 bin kişinin tezahüratıyla oyunu tekrardan ellerine almış atak üstüne atak yapmaya başlamışlardı. İşte o dakikalarda sahneye Turgay Şeren çıkmıştı. 19 yaşındaki Galatasaraylı bu çocuk topu bir o direk dibinden bir diğer direk dibinden çıkartıyordu. Maçın ilk yarısı sona erdiğinde 10 şut 25'e yakın ortayı da bertaraf etmişti Turgay Şeren. Takımlar soyunma odasına giderken tribünlerde çok büyük bir öfke vardı. 15 yıldır Alman milli takımını çalıştıran teknik direktör Sepp Herberger'in sesi diğer soyunma odasına kadar geliyordu. Biz tüm dünyaya tekrardan ayağa kalktığımızı göstermek için bu maçı aldık. Çıkın kazanın başka çareniz yok diyordu tecrübeli teknik adam. İkinci yarı başladığında Almanlar biraz da soyunma odasından aldıkları bu gazla Türk milli takımın kalesini adeta abluk altına almışlardı. Kenardan yapılan ortaların uzun boylu Turgay'ın elinde eridiğini fark eden Almanlar ortadan gelerek etkili olmaya çalışıyordu. Türk defansı genç Turgay'ın direnişiyle motive olmuş, onlar da vücutlarını topa siper eder hale gelmişti. 30 dakikalık bu baskı sonucunda Almanlar Hafer Kamp'la golü bulmuş skoru 75. dakikada 1-1'e bir getirmişti. Artık Almanlara bir gol lazımdı. Ancak sahada ilginç bir durum vardı. O güçlü Alman milli takımı yorulmuştu. O yılların meşhur golcüsü Fritz Walter yıllar sonra verdiği röportajda bu durumu kazanma telaşı, kazanma mecburiyetiyle o kadar çok atak, o kadar çok orta yaptık ki son 10 dakika koşacak halimiz kalmadı şeklinde açıklamıştı. Gerçekten de Turgay Şeren neredeyse tek başına Alman milli takımını durdurmuştu. O yorgunluklarına rağmen Almanlar hala saldırıyor. Bu yüzden de arkada ciddi boşluklar veriyordu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Sarı Muzaffer lakaplı Galatasaraylı Muzaffer Tokaç rakip ceza sahasına topla buluşmuş. Düzgün bir vuruşla skoru 2-1'e taşımıştı. Bu çok acayip bir skordu. 110 bin kişilik statta tek bir çıt dahi çıkmıyordu. Son 5 dakika neredeyse tamamen A milli takımımızın ceza sahasının içinde ya da önünde geçecek. Ancak genç Turgay yine gole izin vermeyecekti. Maçın son düdüğü çaldığında Berlin Olimpiyat Stadı'na hem hüzün hem de öfke çökmüştü. Futbolcular içeri girerken savaştan sağ kurtulan bir gazi bastonuyla Turgay'a vurmaya çalışmış. "Bize savaştan sonra ikinci yenilgiyi sen yaşattın." demişti. Elbette stada gelen taraftarlar çok duygusaldı ve belki de böyle tepki vermeleri normaldi. Ancak Almanya devleti, Almanya kamuoyu bu performansın hakkını verecekti. Maçın akşamı Almanların iki büyük kulübünün yöneticileri milli takımın oteline gelmiş. Turgay Şeren'e transfer teklif etmişti. Ertesi gün çıkacak Alman gazetelerini ise Turgay Şeren'e ömür boyu ithaf edilecek Berlin Panteri manşetleri süsleyecekti. Birçok gazetede maçın skoru dahi doğru düzgün yazmazken Turgay Şeren'in performansı koca koca puntolarla yazılacaktı. Bu maç Türk futbol tarihinin belki de ilk büyük zaferiydi. 10 tane yemesi beklenen Türk milli takımı Almanları kendi sahasında 2-1 mağlup etmişti. Memlekete döndüklerinde Hepsi krallar gibi karşılanmıştı. Bu maçı sadece oyunda alınmış bir galibiyet olarak görmek pek de doğru değil aslında. O maç ülkenin zorlu, buhranlı yıllarında milletin adeta yüzünü güldürmüştü. Halk, kamuoyu, gazeteler uzun süre bu maçtan bahsetmiş. Futbol bu maç sayesinde memleketin en çok sevilen sporu haline gelmişti. O yüzden de bugün başta Turgay Şeren olmak üzere o maçta oynayan bütün futbolcuları saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Bugün bu ülkede futbol bu kadar fazla seviliyorsa o Almanya'da, Berlin'de 110 bin kişinin önünde alınan galibiyetin etkisini asla unutmayın. Futbol hikayemizin sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu zaman bir anjuye, bu zaman bokudu pozisyon mutlu.